Emlak fiyatları ile ilgili olarak dediğim gibi hani halihazırda yok ama muhtemelen belki önümüzdeki süreçte şey olabilir. Yani bu süreçte bizim malumunuz en çok ilgilendiren ve endişelendiren yurt konusuydu. Yani gelen üniversite öğrencilerini. Ama şu ana kadar çok şükür yani bir sıkıntımız yok. Yani gelen hiçbir öğrencimiz dışarıda kalmadı, kalmayacak da. Yani kalmadı, kalmayacak da. Hani yurtlarımız ilave olarak malumunuz biz kamp eğitim merkezini bu iş için hazır olarak tutmuştuk. Orayı kullanacağız. Yani orada da tam kapasiteye ulaşmadık ama bir kısım öğrencimizi orada misafir edeceğiz. Yani okul başladığında. Yine rektörlüğümüz bir ilave kapasite oluşturmayla ilgili olarak bir çalışma yaptı. Ama dediğim gibi yani şu an için inşallah o konuda öğrencilerimizin bir sıkıntısı yok. Bunu çözeceğiz. Tabii yani şehirde malum yani Çankırı'daki öğrenci yurtlarının üniversite kapasitesini karşılama oranı Türkiye ortalaması neredeyse iki katı. Yani iki katı. Yani bizde aslında yurt kapasitesi üniversitenin öğrenci kapasitesine göre gayet yüksek. Yani bu hani dünyanın hiçbir yerinde zaten bu %100 değildir. Yani böyle bir şey yok. Öyle yapsanız da yurtlar boş kalır. Çünkü öğrencinin farklı tercihleri olacaktır vesaire falan. Yani şehrimizde yani bu konuda belki önümüzdeki süreçte atılması gereken adım malumunuz biraz konut üretimi. Yani bu da herhalde şehirdeki herkesin bildiği bir konu. Yani şehrin bir miktar konuta ihtiyacı var muhakkak. Hem gelen memur arkadaşlarımızın da bu konuda sıkıntılar oluyor. Öğrenciyle ilgili olarak da. Ama dediğim gibi yani bizim yurtlarımızın üniversite kapasitesini karşılama oranı neredeyse Türkiye ortalamasının iki katı durumunda. Onun için bu konuda hani söylenecek bir şey yok. Ama dediğim gibi yani bu konutla ilgili sıkıntıdan dolayı bir şey olur. Ama bir iki ay sonra zaten süreç oturacaktır. Malumunuz öğrenciler yavaş yavaş hepimiz öğrenci olduk. İşte ev arayışına vesaire işte kafa dengi arkadaşlarla bir eve çıkmaya falan gidiyorlar. Özel yurtlarla da hani temas halindeyiz. Oralarda da şu anda hala boş yerler mevcut. Tabii bu ekonomik açıdan velilerin bir değerlendirmesi var bu konuda. Malumunuz. Ama dediğim gibi yani şu an için üniversite hani açılacakken kalacak yerle ilgili olarak bir problem yok inşallah. Ve olmayacak yani. Ve olmayacak. Buyurun. Selim abi şimdi kamp eğitim merkezini yurda dönüştüreceğini söyledim. Böyle anladım. Geçici olarak. Yani orayı biz elimizde bir yedek kuvvet olarak bulundurduk. Çünkü bu yıl malum şimdi hukuk fakültesi falan da açıldı. Ki hukuk fakültesi malum yani ilk yılı tam olarak öğrenci aldı. Geçen yılda öğrenciler malum uzaktan eğitimde falan kaldılar. Onun için biz orayı bir yedek kuvvet olarak tuttuk elimizde. Hani doğru da yapmışız. Diyorum ya yani öğrencilerimizin bir kısmını çünkü öğrenciler özellikle ilk başta kalacak yer ihtiyacında ihtiyacı duyuyorlar. Bir kısmını oraya inşallah yerleştireceğiz. Doğrudur. Sporcular için. Şimdi buranın böyle bir şeye dönüştürülmesi... Dönüştürmüyoruz bakın tekrar söylüyorum. Geçici olarak. Yani ilk bir iki ayı atlatmadığına sonra zaten o öğrencilerimizi yavaş yavaş aktaracağız. Peki bu eski devlet hastanesinin olduğu bina var, boş duruyor. Orayı bu konuda değerlendirmeyi düşündünüz mü yoksa? Yani şöyle dediğin gibi kalıcı bir şey olursa orası değerlendirilebilir. Yani yoksa büyük bir maliyet bu. Yani büyük bir maliyet sonuçta. Ama dediğim gibi yani orası hazır. Biz hani bu çok sıcak bir günden bir de. Yani bir de bir mağduriyet de olmasın diye orayı dediğim gibi elimizde bir yedek kuvvet olarak hani tuttuk. Ama diyorum ya yani orası sürekli olarak yurda dönüşmüş falan değil ve dönüşmeyecek de. Orası kamp eğitim merkezi. Sporculara hizmet verecek. Ama bu süreçte inşallah yani bir iki aylık çocuklarımıza bir ev sahipliği yapacağız. Sonra zaten su yolunu buluyor.